Gel gel. Nurten Hanım, bana kısaca buradaki taşların neden döküldüğünü ve kaç yıldır kullanıldığını anlatır mısınız? Burada ben 9 yıldır bu sokakta oturuyorum. Ama 35 yıl önce yapılmış evler ve o zamandan beri işleyen bir yol var. Bu taşların, kilit taşların ne zaman döşendiğini bilmiyorum ama 35 yıllık bu yolun olduğunu biliyorum. Ve bir itilaf olmuş aralarında. Evet. Ben de dedim ki kendisine, önce Ferit Bey'i aradım ben. Rica ettim, yaşlı babam var, kronik yüksek tansiyon, kızım diyabet. Ben ayrıca hastayım ve sokakta olanları bildirdim. Telefonda bana dedi ki sadece şunu kullandı. Evden 65 yaş üstü olduğum için evden çıkamıyorum. Eğer çıkabilseydim oraya duvar örecektim dedi. Duvar öreceğim dedi. Dün de jandarmalar geldi yine buraya. Aynı şekilde onlara da öyle söyledi. Duvar öreceğim oraya. İlk fırsatta duvar öreceğini söylüyor. Yani bizim bu sokağa ne dezenfekte edici araçlar giriyor. Ne işte ambulans girebilme durumu var. Ne itfaiye. Hiçbir şey giremiyor. Babamı getirdim geldim bakmak için. Hani yaşlarına sahip çık diye dedi devlet bize. Ben de babama sahip çıkmak için aldım geldim kendi evimde 2 haftadır. Babam bu yoldan orasını 55 dakikada yürüdü. Dakika tuttum. 55 dakikada yürüyebildi. Nurten Hanım, bu sokak resmi bir sokak olarak kullanılıyor. Tabii 138. sokak 5 Taksim 1 oturduğumuz. Ayrıca 35 sene önce ya da o kadar zamandan beri gördüğünüz gibi kilit taşları döşenmiş buraya. Evet. Kilit taşını belediyeler kendi sokağına, yani birisinin özel arazisine kilit taşı döşenmez değil mi? Burası kamulaşmış, kamuya ait olmuş artık bir yola dönüşmüş 35 yıldır. Ayrıca çıkmaz sokak diğer tarafında da, yani herhangi bir giriş çıkışa sebep olacak durum söz konusu değil. Dolayısıyla da geçemiyor gördüğünüz evet, gibi. İnsanların yani hepimizin, çoluk çocuk burada, hiçbir ihtiyacı, ya sucular geliyor örneğin buradan içeriye getirmeye imtina ediyorlar. Evet, kaç İçmesi, hane var ve kaç kişi yaşıyor? 20 hane var burada. 4'er kişiden hesaplanırsa 80-100 kişi aynı biçimde mağdur haldeyiz. Hele hele böyle günlerde ihtiyaçlarımız var. Acil her durum yaşanabilir. Ama çok anlayışsız birisiyle karşı karşıya. İlgili kurumlardan nerelere müracaat ettik? Kaymakamlığa başvurduk. Jandarma ve belediye gelip gözlem yaptılar. Hani durumu incelemek için. Fakat biliyoruz ki prosedür denen şey, yazışmalar denen şey o kadar uzun sürüyor ki bu acil bir durum. Ve biz dünyaca çok ciddi bir durumla savaşmaktayız zaten. Şimdi bu yazışmaları beklemek, buraya en son cenaze arabasını sokmak için mi bu taşları kaldıracaklar buradan? Bunu söylüyorum ben. Acilen bugün derhal kaldırılmasını istiyoruz bu kayaların buradan. Sonrasında arsa sahibiymiş, belediyeyle sorunu varmış, başkasıyla sorunu varmış. Yazışarak onlar çözmeye çalışsınlar. Ama bu yol derhal bugün açılmalı. Tamam. Yaşar Bey, Selçuk abi şu şeyi size izah etsin. Bakın imar yolu i̇mar burada. Evet. Şöyle. Burası imar yolu olarak görünüyor galiba değil mi? Doğrudur. Belediyenin açmış olduğu imar yoldur bu. Bu bütün Türpükü köyünün böyle terk edilmemiş halde açıktır. Bütün şahıslar bu yolları kullanmaktadır.